Kademi Hayatı Bilimseyim programından herkese merhaba. Bugün çürük diş hekimliği uzmanı, yardım doçent Doktor Barış Karabut hocamız bizlerle olacak. Bugün kendisi odasında bizi ağırlıyor. Hocam hoş geldiniz. Hocamızla bugün diş hekimiyle tanışma, ilk diş hekimiyle tanışma, dişçi korkusu ve sadasan üzerine konuşacağız. Hocam konulara geçmeden önce bizim öncelikle bu ilk diş hekimliğiyle tanışma çocuklarda nasıl olacak, nasıl önemli nelerdir, nelere vurgu yapmamız gerekiyor? Tekrar hoş geldiniz. Bu dediğiniz konu çok çok önemli bir konu. Ailelerin bu konuda çok son derece bilinçli olması bizim açımızdan çok çok önemli. Öncelikle bize en çok sorulan soru ilk diş hekimi muayenesi kaç yaşında olmalıdır? Biz şöyle diyoruz, yani 1 yaşında dolduran ilk doğum gününden sonra çocukların diş hekimiyle tanışması lazım. İnsanlar buna çok şaşırıyorlar ama hani ağzında fazla diş yok diye, ama genellikle eğer her şey yolundaysa 12 aylık bir çocukta alt 2, üst 2 olmak üzere 4 tane süt dişi sürmüş olmaktadır. Ve ilk 1 yaşındaki muayenemiz bu 4 dişin muayenesiyle başlamaktadır. Evet. Bunun bize ne gibi avantajları olur? Burada yeni başlayan erken çocukluk çağı dediğimiz çürüklerin teşhisini yapabiliriz. Ailelerin daha fark edemedikleri beyaz noktalar şeklinde başlayan çürükler olabilir. Veya dişler üzerinde renklenmeler olabilir. Veya dişlerin sürmesinde gecikmeler olabilir. Pozisyonlarındaki herhangi bir değişiklikler olabilir. Bunların erken teşhisini sağlamak açısından son derece önemlidir. Bunun haricinde çocukların özellikle kendilerini güvende hissedecekleri bir ortam içerisinde bulmaları ve sürekli aynı yere 6 ayda bir düzenli sıklıklarla gitmeleri hekime gittikleri muayenehane ortamına bir tanışıklık sağlayacaktır. Her an kendilerini yabancı hissetmeyeceklerdir. Bu açıdan son derece önemli. Hocam ortam demişken aslında hani bu muayenehanedeki oyuncaklar olsun, onun seyircileri, biraz ilgi alanları, hani biraz öyle olması bu kuralda, mesela siz galiba çizgi filmde genelde evet, kendi istedikleri bir çizgi filmi açarız. Bekleme salonları muhakkak oyun alanı tarzında dizayn edilmesi lazım. Muayenehane ortamı böyle renkli, onların daha çok dikkatini dağıtacak unsurlarla bezenmiş olması lazım. Çünkü çocuklar dikkatleri son derece kısıtlı sürelerle sahip olan insanlar. Dolayısıyla onların dikkatini birkaç çeldirici objeye açıkçası ihtiyacımız var. Aslında bu çok ufak bile görünse ilerisi için çok büyük bir adım diyebiliriz. Evet, korkuyu çünkü tükürmesine engel olacak. Yani zaten şöyle bir şey vardır. Biz pedodontistlerin en büyük hedefi şudur. Yani bir çocuğa bir dolgu yapmak, bir diş çekmek değil. Bizim en büyük hedefimiz çocuklarda kalıcı davranış değişikliği sağlamak. Nedir bu? Yani bir hekim korkusu bir kere hiç oluşturmamak. Yani bizim amacımız sadece bir dişe dolgu yapıp hastayı göndermek değil, ona kalıcı bir davranış değişikliği sağlamak, kalıcı bir oral hijyen alışkanlığı sağlamaktır. Bunun da yolu aslına bakarsanız ilk muayeneden geçer. Çünkü herhangi bir problemi olmadan, herhangi bir sağlık sorunu, diş ağrısı çekmeden kliniğe başvuran çocuklar görülmüştür ki araştırmalarda, gerçek bir diş hekimine ihtiyacı olduğu zaman çok daha rahat ortama gelmekte. Çünkü bir tanışıklık var. Hepimiz biliriz, yani bilmediğimiz ortamlara gitmek bizi dahi ürkütür. Evet. Çocuklarda bu bilinmeyene karşı korku son derece yüksektir. Hı hı. Çocuklar bildikleri ortama, bildikleri insana çok daha rahat giderler. Dolayısıyla benim ailelere tavsiyem, herhangi bir problemleri olmadan diş hekimiyle tanışmaları, kendilerine bir diş hekimi seçmeleri. Mümkünse çocuklardan önce kendileri diş hekimine gidip, bir de bir başka burada parantez açmamız konu, diş hekimine çocuğumuzu nasıl getirmemiz lazım? Tabii 1 yaşındaki çocuğu getirirken hani çok fazla bir şeyler onunla konuşup anlatacak durumumuz yok. Ama 3, 4 veya 5 yaşında artık tedavi amaçlı getireceğimiz zaman çocukları da muhakkak ailelerin dikkat etmesi gereken önemli konular şöyle sıralayabiliriz. Mesela bizim en çok başımıza gelen şey, aileler kendi korkularını çocuklara yansıtmasınlar. Yani bunu çok çok o evde eğer çok büyük bir olay gibi anlatırlarsa, işte nasıl gideceğiz, nasıl olacak, acıyacak mı, iğne yapacak mı gibi kendi heyecanlarını veya kendi geçmişte yaşadıkları kötü duyguları çocuklarına yansıtırlarsa, anlatan tersi acımayacak, bak şöyle. Evet, aynen öyle. Yansıtırlarsa biz bunda çok zorlanıyoruz. Çocuk bir kere çok böyle normal herhangi bir yere gidiyormuş gibi, sadece bir kontrole gideceğiz tarzında bir yaklaşımda bulunmaları lazım. Kendi diş hekimi korkuları varsa dahi bunu çocuğa göstermemeleri lazım. Yine dediğiniz gibi hekim adına veya bilmedikleri bir konuda sözler vermemeleri lazım. Çocukların en çok aradıkları duygu güven duygusudur.
Yani bu anneye babaya güven ve geldikleri zaman hekime güven. Yani çocuklara yalan söylemek son derece riskli ve zararlı bir durumdur. Çocuğunuza gelirken benim tavsiyem sözler vermeyin. Yani işte hiçbir şey yapmayacak, iğne yapmayacak veya acımayacak. Yani bunların yerine kullanacağız kelimeler, biz gideceğiz. Sadece bir kontrol yaptıracağız. Doktor gerekli bir şeyler varsa sana durumları açıklayacaktır. O anlatacaktır. Yani bırakın doktor anlatsın. Çünkü eğer gerçekten ufak tefek ağrılar olacaksa dahi veya bir işlem yapılacaksa dahi bunun hekimin açıklaması son derece iyi olacaktır. Çocukla hekim arasında bir güven ilişkisi kuracaktır. Eğer siz çocuğa tutamayacağınız sözler vererek kliniğe gelirseniz ve çocuk burada sizin dediğinizden farklı bir ortamda karşılaştığı anda orada iletişim kopar. İletişim koptuğu zaman da tekrar sağlamak son derece zordur. O yüzden aileler için gerçekten çok önemli görevleri var ailelerin. Ona dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Bu arada canlı yayın süreci boyunca bizlere soru sorabilirsiniz. Hocamız burada yanıtlayacaktır. Hocam şimdi bu tabii ki ilk diş hekimiyle tanışma dediğiniz gibi aslında çok kapsamlı bir şekilde ailelerin burada büyük bir rolü düşüyor. Hani hekimlerden daha çok yani diş hekimleriyle beraber aslında ortak gidebilecek bir nokta. Peki hocam bir de bunun dışında çok korkan ve çok sorun yaratan çocuklarımız da mutlaka oluyordur. Ya da engelli çocuklarımız da olabilir. İstemsiz kasılmalar olabilir. Hani bununla ilgili şu anda sedasyon diş tedavisi sedasyonu kullanıyorsunuz. Hani bunu birazcık neden önemli, nedir? Birazcık onu açabilir miyiz? Yani tabii gönül ister ki hiçbir çocuk sedasyon veya anestezi uygulamalarına gerek duymasın. Bunlara gerek duymadan koltukta tedavilerini rahatça yaptırsın. Ama dediğiniz gibi korku, özellikle korku dediğimiz şey, korkunun genel temeli geçmiş kötü tecrübelerine dayanıyor. Yani çocukların yaşadığı, geçmişte yaşadıkları kötü tecrübelere dayanıyor. Bu tecrübeleri eğer ki oluştuysa, ki ilk amacımız bunları oluşturmamak, eğer böyle tecrübeler oluştuysa ve çocuklarda yapılacak olan diş sayısı, işlem sayısı çok fazlaysa ve artık çocukta ağrı durumu çok çok fazlaysa, o zaman bu durumda anestezi bizim imdadımıza koşan bir seçenek. Genel anestezi dediğimiz zaman, anestezi uygulamaları ve sedasyon dediğimiz zaman ailelerin hemen böyle gözleri büyür. Son derece korkutucudur genel anestezi. Yani kendisi kavram olarak da korkutucudur. Ama şunu ailelerin bilmesi gerekir ki anestezi uygulamaları eğer doğru ellerde, doğru yerde yapılırsa son derece güvenli uygulamalardır. Yani bizim insanımızda genelde şöyle bir şey oluyor. Anestezi risklidir. Halbuki koltukta uyguladığımız bir lokal anestezinin de bir riski vardır. Herhangi bir aldığınız tek doz tablet ağrı kesici ve antibiyotikte de riskler vardır. Bunlar prospektüsünde yazar. Ama riskleri minimize nasıl edebiliriz? Doğru indikasyon, yani doğru, gerçekten o kişinin sedasyona ihtiyacı var mı? Bunun doğru tespiti lazım. Gerçekten doğru bir yerde mi yapılıyor? Doğru şartlar altında mı yapılıyor? Bu çok önemli. Yani benim ailelere tavsiyem sedasyon, genel anestezi gibi uygulamalardan ne çok fazla korkmaları ama bir de ortası lazım bunun. Ne de çok fazla hafife alınacak bir durum de değildir. Yani hafife de alınacak durum değildir, çok korkacak da bir durum değildir. Sadece doğru araştırmaları, doğru merkezde, doğru insanlar tarafından yapılırsa son derece güvenilir bir yöntemdir. Peki biz bunu özellikle hangi durumlar için etmemiz gerekiyor hocam? Hani spesifik bir şeyimiz var mı? Yani çok korkan içinde mi ya da sadece ben bunu istiyorum dediği içinde mi yoksa bu biraz da hekimin şeyi yani var. Burada bir kere mesela öncelikle şey sorulur genelde, yaş sınırı var mıdır yaşla ilgili? Genelde yaşla ilgili pek fazla bir sınır, yani 7'den 70'e kadar erişkin hastalarımız dahi bunu son derece rahat bir şekilde kendilerine de isteyip yaptırabilirler. Burada benim genelde şahsi olarak fikrim, öncelikle çocuğun koltukta tekrar bir muayenesinin yapılması. Yani koltukta yapmak için, anestezi vermemek için bir kere bir çaba sarf etmek gerekir. Ama tüm çabalara rağmen başarılı olunamıyorsa, çocukta tabii engelleri daha sonra konuşacağız. Normal biz engelsiz bir çocuklar için konuşuyoruz. Çocukta yenemediğimiz bir korku, yenemediğimiz bir inat veya başka bir durum var ise veya biraz önce dediğim gibi çocuk aslında belki de ilk defa diş hekimine gelmiş ama çok küçük yaşında, 3 veya 4 yaşlarında ve ağzında çok fazla sayıda diş var ve bunların hepsi de eğer böyle kanal tedavisi, çekim gibi zor tedavilerse bu en uyumlu çocuğu bile bir yerden sonra uyumunu bozacak durumlara sebep olabilir. Biz böyle durumlarda vakit kaybetmeden, çünkü diş kaybetmek istemiyoruz, çürüğün de derinleşmesini istemiyoruz, vakit kaybetmeden sedasyonu öneriyoruz hastalarımız. Burada hastalar genelde sedasyon dediğimiz zaman, sedasyon çok bilinmeyen bir şey.
Sedasyonu biraz açıklamak gerekirse, sedasyon da aslında anestezinin bir türü. Sedasyonun çeşitli tipleri vardır, düzeyleri vardır. Üçe ayrılır bu. İşte minimal sedasyon dediğimiz, orta düzeyde sedasyon ve derin sedasyon, minimal veya yüzeyel dediğimiz. Bu yüzeyel sedasyon durumlarında şöyle olması lazım. Kısa süreli, ağrısız tedavilerden bahsediyoruz. Yani çocuğun veya büyük hasta da olabilir. Burada çocuk veya büyük hasta ayrımı yapmıyoruz. Bir hafif bir endişesi var, dişini yaptırmak istiyor ama bu endişelerini yenemiyor ise bunu biz minimal sedasyonla, yüzeyel sedasyonla yenebiliriz. Burada ne oluyor? Hastayla hekim konuşabiliyor, konuşarak işlemini yaptırıyor. Ama bizim ona verdiğimiz ilaçlarla bu anksiyetesini, endişelerini bastırmış oluyoruz. Hasta tüm komutları alıyor, ağrıları hisseder eğer ağrılı bir şey varsa ama tamamen rahatlamış olur. Kaygılarından ve korkularından ayrılmış olur. Ama bu dediğim gibi kısa süreli ve genellikle ağrısız işlemler için tercih ettiğimiz bir sedasyon. Ameliyathane mi oluyor? Tabii ameliyathane ortamı. Muhakkak ameliyathane ortamı şart. Yani sonuçta burada biz bir anesteziden bahsediyoruz. Vücuda dışarıdan alınan ilaçlardan bahsediyoruz. Bunu normal bir sıradan bir muayenehane ortamında ailelere kesinlikle yaptırmamalarını. Bir kere olmazsa olmaz bir ameliyathane ortamı, anestezi uzmanı, anestezi cihazı, pek çok bunun içine katabileceğimiz pek çok cihazlar var. Yani yeterliliğini almış bir merkezde yaptırmaları lazım ki bu da artık ülkemizde A tipi ağız ve diş sağlığı merkezlerine verilmiş bir izindir. Yani bu izni olmadan aslında maalesef pek çok konuda olduğu için günümüzde pek çok yerde bu işlem yapılıyor. Ama bunların pek çoğu yasal değil. Şu anda yasal olarak bunu özel muayenehane ve kliniklerde yapma yetkisini devlet sadece A tipi ağız ve diş sağlığı merkezlerine vermiş durumda. Bunların da kendi özel muayenehaneleri, kendi diplomalı bir anestezi uzmanları ve anestezi teknisyenleri olmak zorunda. Yani kendi kadrolarında. Ve ben yine muhakkak olmazsa olmaz hastalara şunu öneriyorum. Diş hekimiyle muayene olduktan sonra, kendiniz muayene ettirdikten sonra veya çocuğunuzu muhakkak anestezi uzmanıyla da, kliniğin anestezi uzmanıyla da görüşmeleri. Birebir olabilir, telefonla olabilir, muayene tarzında olabilir. Kendi endişelerini, aklındaki soruları muhakkak ona da sorarak böylece gerçekten burası doğru yer mi? Evet. Ben doğru yerde miyim? Bunun cevaplarını alsınlar, içleri rahat etsin. Peki hocam, şey soracağım. Hani özellikle A tipi merkezler dediğiniz, yani biz A tipi görmemiz bize ne güven sağlayacak? Hani oranın daha mı araştırmaları ve hani daha fazla mı şey yapıyorlar? Evet, şimdi A tipi ağız ve diş sağlığı merkezi artık standartlar son derece yükseldi. Yani bu devletin koyduğu standartlar olmazsa olmaz. Burada tamamen ne güveni almıştır? Hastaların konforu güven altındadır ve hastaların sağlığı. Hep takip ediliyorlar. Muhakkak hep takip ediliyorlar. Bunların açılması, ruhsat alması son derece zor. Evet. Dolayısıyla kılı kırk yararak bir denetimden geçiliyor. Evet. Odaların büyüklüğünden, aklınıza gelebilecek kadar asansörlerin genişliğinden, fiziksel olarak tekerlekli sandalye girebilecek asansörler, yollar, ameliyathane ortamı, ameliyathanenin genişliği, yüksekliğine kadar, aklınızın alabileceği kadar fazla kriter var. Bu kriterleri doldurmayan yerlere zaten devlet bunu vermiyor. Benim özellikle hastalardan da ricam, yani tırnak içinde söylüyorum, böyle merdiven altı tabir ettiğimiz yerlerde asla bu işlere girmesinler. Yani bu genellikle komplikasyon, basında çok okuruz. Bu tür şeyler çok gündeme gelir ve sansasyonel haberler olur. Genellikle bu tip vakalar maalesef yanlış ellerde ve yanlış yerlerde yapılan tedaviler sonucunda gelişir. Normal şartlarda genel anestezi riski son derece minimum olan bir uygulamadır aslında. Evet. Ama burada tamamen hekimlerin profesyonelliğine ve merkezinin gerçekten bu şekilde olmasa düşüyor. Şimdi hocam sorularımız var. William demiş ki, merhaba, sedasyon etkisindeki hastaya yapılan işlemlerin farkında oluyor mu? Hayır. İşte biraz önce anlattığım şey, eğer yüzeyel bir sedasyon yaptıysa hastanın tercihine bağlı. Burada tamamen tercihi hastaya bırakıyoruz. Tabii çocuk hasta da hekim karar verecek buna. Eğer hastanın büyük veya küçük diyebiliriz. Bu durumda hastanın gözleri açık, bütün komutlarımızı alıyor, sadece kaygısı azalmış. Ama derin sedasyonda mesela çok sayıda çürük olan, ağzında çekim, kanal tedavisi gibi zor tedaviler yapacağımız zaman biz çocuklarda derin sedasyonu tercih ediyoruz. Derin sedasyon yaptığınız zaman da anesteziden farkı nedir? Kesinlikle anesteziden şunu anlatmamız lazım. Genel anestezideki hastalarda solunum cihaza bağlıdır. Ama sedasyonda hasta kendi solunumunu alıp vermektedir. Bu çok büyük bir farktır. Bu çok en önemli fark budur. Sedasyon ve genel anestezi arasında. Bir diğer farkımız şudur. Genel anestezide
damar yolu açılarak hastanın damar yolundan herhangi bir yani kan yoluyla bir ilaç verme durumu vardır. Ama sedasyonda sadece solunum yoluyla ilaçları hasta alır. Yani solunum yoluyla aldığımız için gazı kestiğiniz ve oksijeni verdiğiniz anda hasta normale döner. Evet. Ve kendisi kendi solunumunu yapmaktadır. Yani solunum baskılanmamıştır. Genel anestezi solunum baskılanmıştır. Evet. En büyük ayrım budur. Ama hastamızın sorduğu soruda yaptığımız işlemleri hisseder mi? Derin anestezi, derin sedasyonda veya genel anestezide bunları hissetmesi mümkün değil. Anestezi esnasında uyanma, herhangi bir ses duyma veya bizim komutlarımıza yanıt verme gibi durumları söz konusu değildir. Tamamen derin bir uyku halindedir. Ama sedasyonun bir avantajı gazı kestiğimiz anda dakikalar içinde uyanır. Genel anestezi ise bu biraz saatleri bulabilir. Evet. Aradaki en büyük fark budur. Zor uyanma da olur. Zor uyanma olur çünkü genel anestezide hem uyutucu ilaçlar verilir, evet, hem kas gevşetici ilaçlar verilir. Çünkü entübasyon dediğimiz hastanın yutmaması için nazal yoldan sokulan biliyorsunuz borular vardır. Bunların geçebilmesi için kas gevşetici verilir. Kas gevşeticiler kalp kasını da baskılar, solunum kaslarını da baskılar ve dolayısıyla bütün solunumu cihaz yapar. Bunun kanda azalması için belli bir süre geçmesi lazım. Bu hemen olacak bir şey değil. Evet. Ama sedasyon uygulamalarında hastadan gazı kesip oksijeni verdiğiniz anda ayılma başlıyor. Bu en büyük fark, sedasyon ve genel anestezi arasında en büyük fark budur. Yani hastalar özellikle sorarken hekimlerine muhakkak bunu sormaları lazım. Peki hocam, bu hafif dediğiniz sedasyonda... Evet, yüzeyel sedasyonlar. Onda biraz hissediyordum herhalde hasta. Şöyle... Şimdi acaba şey yapıyor musunuz? Lokal anestezi yapıyoruz tabii. Ama öyle bir şey ki yani bunu hastaların ancak yaşayabildikleri zaman anlarlar. Bakın, evet, iğne korkusu çok yüksek düzeyde olan hastaya, evet, yüzeyel sedasyonla herhangi bir ilacı verdiğimiz zaman inan o iğne korkusu ortadan kalkıyor. Evet. Yani iğneyi gözüyle görerek yaptırıyor kendisine ama o korkuyor. Evet. Korkular, endişeler ve anksiyeteler bastırılmış durumda, evet, ilaçlarla. Hasta inanamıyor. Hatta bizim bazı hastalar kendi eşleri yanlarında olabiliyor. Kameraya çekiyorlar. Uyandıkları zaman ben bu iğneyi kendime nasıl yaptırdım diye soran hastalarımız var. Yani bu ilacın bir etkisi. Derin sedasyonun da şöyle bir güzel avantajı var. Hafıza, geçmiş hafızayı direkt bloklar. Yani en son maskeyle çocuk soluduğu anı hatırlar bir de uyandığı anı hatırlar. Arası onun için boştur. Evet. Dolayısıyla bu bize ne sağlar? Kötü bir tecrübe yok. Evet. Diş hekimi korkusu yok. Evet. Sadece hatırlayacağı şey bir maskeyle bir gaz soluduğudur. Evet. En fazla hatırlayacağı şey gazın biraz kokusunun kötü olduğudur. Yani en fazla onu da çok nadir çocuk hatırlar. Gaz kötü bir kokusu kötüydü diyen çocuklar oluyor bazen. Ama uyandığı zaman dişlerine herhangi bir şey yapıldığını hissetmez. Hekimle ilgili herhangi bir kötü tecrübesi olmaz. Bu da bize ne avantaj sağlar? Bir sonraki tedavi aşamasında artık koltuktan rahatça yaptırabilecek hale gelmiş olur çocuğu. Evet, hocam teşekkür ederiz detaylı bilgiler için. Yine bir sorumuz var. Sedasyon kullanılmaması gereken hastalık, alerji durumlar nelerdir demiş. Alerjik durum yoktur sedasyonla alakalı ama bunu tabi genel anestezi uzmanlarının detaylı muayene sonucu. Bizde daha çok akciğer hastalıkları, yani solunumla alakalı problemler varsa sedasyon veya anestezi orada endikasyonları biraz daha tartışılabilir hale gelir. Bizim sedasyon ertelediğimiz vakalar size şöyle söyleyebilirim. Hastalarda şiddetli öksürük, üst solunum yolu enfeksiyonları, yüksek ateş, yani bu geçecek kısa süreli hallerde, işte böyle özellikle balgamlı durumlarda, yani eğer zaten biraz önce söylediğim gibi hastanın kendi otomatik solunum yapmasını istediğimiz için kendi spontan solunumunu bozacak herhangi bir hastalık dolayısıyla bizim işimizi bozar. Yani hasta burnundan rahat nefes alamıyorsa, burunla alakalı veya ciğerleriyle alakalı bir tıbbi sorunu varsa o zaman daha detaylı bir muayeneye geçebilir. İşte bu tip durumlarda o zaman sedasyon değil, genel anestezi tercih edebiliriz. Yani burada da tamamen hastanın tıbbi, medikal geçmişine dayalı olarak tercihlerimizi yapıyoruz. Yani yüzeyel sedasyon mu yapacağız, derin sedasyon mu yapacağız veya genel anestezi mi tercih edeceğiz? Bunların hepsi yapılabilir. Yani bunun aslında anestezi verilemeyecek veya sedasyon uygulanamayacak hasta diye bir şey yok. Ama uygulayamayacağımız geçici durumlar olabilir. Peki hocam, şimdi biz aslında sedasyonu burada çok detaylı bir şekilde açıklamaya başladık. Ama bir de bunun ikinci bir leveli var. Engelli çocuklarımız veya engelli bireyler. Evet. Şu engellerde sıkıntı karşılaştığımız ağız ediş problemleri neler? Önceki bununla başlayalım hocam. Sonra sedasyona devam edelim. Evet. Yani engelli
çocuklar, engelli bireylerde diş sağlığı son derece önemli. Burada yine öncelikle Allah engelli bireylerin ailelerine, annelerine, babalarına yardım etsin. Hakikaten son derece zor. Onlar hakikaten bence cennetlik, onların yaptığı iş son derece zor. Ama yine bütün yük onlara düşüyor. Yani çünkü artık çocuktan herhangi bir şey bekleme şansımız yok. Engelli bireylerde bir kere yapılacak olan şey yine normal çocuklarda olduğu gibi çok küçük yaşta diş tedavilerine, diş bakımlarına başlamak, hekimle tanışmaya başlamak. Bir kere engellilerde kullanacağımız fırçalar özel fırçalar olması lazım. Engelliler için satılan piyasada özel fırçalar var. Bunların haricinde motorlu diş fırçaları, elektrikli diş fırçaları ailelerin son derece yardımcısı olacaktır. Çünkü kısa sürede tedavi, temizlik yapması açısından, şansı açısından son derece önemlidir. Ailelerin sabırla, biliyorum çok zor, yani bunu ancak yaşayan bilir tabii ama sabırla bunu yapmaları lazım. Bir diğer önemli nokta, bence en çok buradan gidebilirler, diyet alışkanlıkları. Yani diyetlerini düzenlemeleri lazım. Beslenmesini kesinlikle düzenlemeleri lazım. Daha az çürük yapıcı gıdalar seçmeleri lazım. Çürük yapıcı gıdalardan uzak durmaları lazım. Mesela yani, hocam neler seçebilirler? Mesela bir kere su olmazsa olmaz. Su gün içinde defalarca su içirmeleri lazım. Su, beyaz peynir. Her diyette, her öğünde mümkünse beyaz peynir. Bir dilim beyaz peynir. Mesela çocuğunuz yemek yedi. Bu normal bireyler için de geçerli. Beyaz peynir yapısındaki kazeinden dolayı bir kere tükürük artışını artırır. Tükürük her zaman için bizim tükürük artırıcı gıdalara ihtiyacımız var. Tükürüğü artıran her şey çürükleri durdurmaya faydalı olur. Beyaz peynir olmazsa olmaz. Beyaz peynir bizim maalesef hastalarımız, yani özellikle küçük yaşlı çocukların çok sevmediklerini söylüyorlar. Bunun yerine işte diş hekimlere tanıştırılan beyaz peynirdeki o proteinin, kazein proteini içeren macun benzeri preparatlar var. Bunların tavsiyesini alabilirler. Dediğim gibi tekrar engellilere dönecek olursak diyetlerini düzeltecekler, işte nedir? Beyaz peynirleri, bunun haricinde işte elma, havuç, salatalık gibi böyle yine tükürüğü artırıcı gıdalar. Tabii bazı özürlerde eğer yapabiliyorsa sakız. Kısiritolü sakızlar. Tabii yutma şeyine göre, durumuna göre yutma refleksi geliştiyse, eğer yutma problemi varsa kesinlikle sakız öneremeyiz. Yine 5 yaşın altındaki çocuklara genelde sakız önermiyoruz. Bu tip oral hijyen alışkanlıklarına ve beslenme alışkanlıklarına dikkat ederlerse zaten çürük biraz daha zor oluşacaktır. Bir de önümüze birazcık geçmiş olur. Biraz geçmiş olur. Bir de eğer bu motorlu diş fırçalarıyla güzelce diş fırçalayabilirlerse günde bir veya iki kez, o zaman engelli bireylerde en azından biraz daha geç dişlerini çürütüceklerdir. Biraz daha geç bu problemlerle karşılaşacaklardır. Hocam çünkü burada diyoruz ki hani engellilerde dizlerini sıkça görüyorum. Hani genelde işte hani bütün dişlerini çektirelim. Hani evet. En azından hani bu dertten de kurtulsun. Ağrısı oluyor, sızısı oluyor. Hani böyle bir şey dişlerini kaybetmeleri gerekiyor herhalde, değil mi hocam? Evet, genellikle evet. Böyle yani pek çok hekime gittikleri zaman da biz buna radikal tedaviler, radikal çözümler diyoruz. Aileler de genelde bunu tercih ediyorlar. Yani bir daha aynı dişten muzdarip olmasın, bir daha aynı sıkıntıları yaşamasın diyor. İşte yine burada bizim yardımımıza koşan yine anestezi ve sedasyon uygulamaları. Yine genel anestezide de, engelli bireylerde de anestezi ve sedasyon uygulamaları son derece sıklıkla uyguladığımız işlemlerdir. Burada yine en çok sorulan, engelli bireylerde anestezi bir farklılık gösterir mi? Evet, kesinlikle göstermez. Kesinlikle göstermez. Aynı prosedürler geçerlidir. Sadece burada ne vardır? Çocuğun geçmiş tıbbi hikayesini biz sadece bilmek isteriz. Yani geçmiş tıbbi hikayesini bizimle ve anestezi uzmanıyla muhakkak paylaşmalarını isteriz. Bu bize ne sağlayacak? Kullandığı ilaçlar, alerjik bir durumu var mı, yok mu? Bunların hepsini bilmek isteriz. Ama onun haricinde prosedür olarak ve verilen ilaçlar normal çocukla engelli bir çocuk arasında bir farklılık göstermemektedir. Peki hocam, sedasyonlu tedavi tercih ederken hastalar bir hekim veya komitene gibi özellikle aramalı demiştik. Aslında evet, bu atipi, evet, bu evet, atipi ağız ve diş sağlığı merkezi muhakkak diplomalı oranın çalışan bir anestezi uzmanı ve anestezi teknisyeni, ayrı bir ameliyathanesi, çok özür dilerim, ayrı bir ameliyathanesi muhakkak olması gerekiyor. Bu konuyu ailelerin muhakkak dikkatine sunmamız lazım. Bu arada canlı yayın süresi boyunca bize devam edebilirsiniz soru sormaya arkadaşlar. Şu an engelli çocuklarımız için diş sağlığını konuşuyoruz. Hocam bir şey soracağım. Bu devlet engellilere özel iş edersi konusunda ne gibi
haklar sağlıyor. Bunu bizim ailemiz ne kadar biliyor? Bu da yine aslında şey bir konu, üzücü bir konu. Biz bunu genelde ailelere söylediğimiz zaman çok haberleri olmadığını söylüyorlar. Evet. Sağlık, yani SGK'nın sağlık uygulama tebliğlerini takip edebilirler bu konuyla ilgili. Hı hı. Sağlık uygulama tebliğlerine göre bunlar güncelleniyor, zaman zaman değişiyor. Bu tebliğlere göre devletin şöyle bir özürlü vatandaşlarına, engelli vatandaşlarına şöyle bir avantaj sağlamış. %40 ve üzerindeki engelli olan bireylerin herhangi bir ağız diş sağlığı merkezinden, Sağlık Bakanlığı'na bağlı herhangi bir ağız diş sağlığı merkezinden sevk alarak dışarıya gitme şansları var. Burada kriterlerini belirtmiş. Birincisi, tedavinin sağlanamaması nedeniyle. Evet. Yani böyle bir yazı almaları lazım. Tedavi herhangi bir ağız diş sağlığı merkezinde yapılamıyor ise bu sağlanacak. Kendilerine gelecek bir formla herhangi bir özel sağlık kuruluşuna gidip tedavilerini yaptırıp yine orada yaptırdıkları kurumda da yapılan tedaviler bu forma kaydettirilir. Ve yine aynı şekilde çocukla beraber bu form ilk sevki aldıkları kuruma geri dönüp yapılan işlemler ve formdaki işlemler kontrol edilip oradaki hekimin onayı verildikten sonra özel sağlık kuruluşunda ödedikleri ücretin asgari ücret tarifesindeki kısmını devletten geri alabiliyorlar. Bu son derece büyük bir avantaj ama ailelerimiz maalesef bunu çok fazla bilmiyorlar. Evet. Burada bunu bilinçlenmeleri lazım. Ben buradan da yani ne kadar bilmiyorum sesimizi duyurabilirsek bunu söylemek istiyorum. Yani tabii ki bu iş aslında devletin görevi. Devletin yapması lazım. Ama devletin de imkanları sınırlı olabiliyor. Yani çok fazla sayıda başvurular oluyor. Onların da bazen başını aşabilen durumlar oluyor. İşte bu gibi durumlarda eğer tedavinin yapılamayacağına dair bir sevk alırsa hastalar, kendi istedikleri bir özel sağlık kuruluşunda bu işlemi yaptırabilirler, faturasını alabilirler ve ücretin bir kısmını tamamına yakınını artık gittikleri kliniğin fiyat tarifesiyle orantılı olarak asgari ücret tarifesindeki tutarlarını geri alabiliyorlar. Bu son derece önemli. Peki hocam, burada özellikle engelli hastalarımızda sedasyon medeniyetimiz de diğer çocuklarımız gibi aynı. Evet. Ama hani buradaki durumuna göre değişen bir sistem yapıyor musunuz? Mesela ona da ağır, hafif yoksa tamamen genelde standart bir şey mi? Genelde derin sedasyon veya genel anestezi. Bu da tedavi süresinin uzunluğuna bağlı olarak eğer tedavimiz çok uzunsa veya başka bir sistemik hastalığı varsa, yani yine biraz önce bahsettiğim gibi mesela ciğerleriyle olabilir, solunum yollarıyla alakalı bir şey olabilir, burunla alakalı olabilir. Eğer solunum sistemiyle alakalı bir sıkıntımız var ise genel anestezi tercih edelim. Ama tabii ki engelli hastalarda yüzeysel sedasyon dediğimiz sedasyonu tercih edemiyoruz. Yani ya derin sedasyon ya genel anestezi. Peki onların da hemen uyanmaları ve hani herhangi bir şey oluyor mu? Evet, bu önemli bir konu. Yine sedasyon sonrası uyanma, hastaların en çok sorduğu yani ne kadar sürede uyanır veya uyanmama hikayeleri yine vardır. Sedasyonda dediğim gibi ameliyathane ortamından çıktıktan sonra dakikalar içerisinde uyanır ve biz genellikle çocuk daha böyle tam kıpırdanmaya başladığı zaman, sesler çıkartmaya başladığı zaman ama daha gözünü açamadan, uykudan uykuluyoruz ona. Derin uyku halinden uyanmadan ailesinin yanına alırız. Gözünü annesini veya babasının yanında açar. Kendini daha güvende hisseder. Gözünü açtığı zaman annesini babasını gördüğü zaman rahatlar. Nasıl uyanır diye sorar genelde aileler bize. Bu da biraz uyuma anına bağlıdır. Uyuma anında veya ailesinden eğer çok zor ayrıldıysa, ağlayarak ayrıldıysa muhtemelen uyanırken de ağlayacaktır. Buna endişe edecek bir şey yok. Aileler genelde panik olurlar. Yani niye ağlıyor gibisinden. Evet. Bir ağrısı mı var, acısı mı var? Bu ağrıdan veya acıdan değil. Tamamen ayrıldığı anda kaldığı için çocuk, hafıza orada kaldığı için uyanırken de hala oradadır. Ama annesini gördüğü zaman rahatlayacaktır. Yani sedasyonda dediğim gibi dakikalar içinde uyanma olur. Yaklaşık 10-15 dakika içinde de biz hastaları taburcu ederiz. Tabii engelli hastalarda biraz daha gözlem süresini uzatabiliriz. Genel anestezi sonrasında ise bu süre 1-2 saatse varması gerekir. Bu zaten yasal olarak bir sorumluluktur. Yani genel anestezi verdiğiniz bir hastayı klinikten hemen taburcu edemezsiniz. Bu da biraz önce bahsettiğim gibi çünkü ilaç kandadır. Evet. Kanda ilacın azalması için birkaç saate ihtiyacımız var. Dolayısıyla hastayı taburcu etmemiz birkaç saati bulabilir ama sedasyon hastalarında dediğim gibi dakikalar içinde ayılma, 10-15 dakika içinde de taburcu şansımız var. Peki hocam şöyle merak ediyorum. Hani genel anestezden sonra 1-2 saat bir şey yiyip içemiyoruz. Hani evet. Sedasyon içinde geçerli olacak mıdır?
Genelde benzer şeyler geçer ama biz mesela sedasyondan sonra hemen çocuklar genelde çok susamış oluyorlar. Hı-hı. Bir de tabii burada antiparantez şunu belirtmemi lazım. Sedasyona veya hastaları nasıl hazırlayacağız? Evet. 4 saat, minimum 4 saatlik bir açlık susuzluktan bahsediyoruz. Genelde size bildiğiniz gibi bu 8 ila 12 saatlik bir süreçtir. Hı-hı. Ama sedasyonda bir 4 saatlik açlık susuzluk bize yeter. Uyandığı zaman çocuklar genelde su ihtiyaçları oluyor, hı-hı, ve hemen su içebiliriz. Yani su vermemizde bir sakınca yok. Yemek açısından da biz yaklaşık 1 saat sonra beklemelerini tavsiye ediyoruz. Burada da amaç boş mideye bir anda fazla yiyecek doldurarak kusmasına sebep olmasın diye. Küçük küçük miktarlarda ve yumuşak gıdaları 1 saat içerisinde yemeye başlar. Su dediğim gibi hemen içebilir ama genel anestezide bu süreç biraz daha yine uzayacaktır tabii ki. Bu arada bir izleyicimiz demiş ki engelli vatandaşlarda merkezinize özverinizden dolayı tebrik ediyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir izleyicimiz de diyor ki bedensel engelli yakınıma sedasyon uygulaması için getirmek isterim ancak fiziksel anlamda ortam ve standartlar şartlar uygun mudur? Tabii ki. Yani dediğim gibi yine burada kliniğin girişinden itibaren yani bu bir tekerlekli sandalye rampasıyla başlar. Kendilerinde tekerlekli sandalye olmayabilir ama kliniğimizden tedarik edebiliriz. Asansörde tekerlekli sandalyenin gireceği genişlikte olması lazım. Bütün kapıların tekerlekli sandalyeye geçecek tarzda olması lazım. Yine gerekirse sedye de olabilir. Bütün işte bu biraz önce bahsettiğimiz kriterler bunlara uygun olması engelsiz gerekiyor. Engelsiz bir ortam olması lazım. Yani tüm engellilerin ortadan kalkmış olması lazım. Kliniğimizde de tabii ki bu ortamı bulabilecektir hastalarımız. Hocam peki son bir sorum var. Bu engelli çocuklarımızın genel anestezi ve sedasyonları içinde yaş ortalamaları göre 3 ila 4'ten mi başlıyor yoksa? Evet yine orada da bir yaş sınırımız yok. Yani yaş sınırımız yok ama biz yine 3-4 yaşı genelde kendimize sınır almış durumdayız ama üst yaşı zaten sınırı yok ama altta bir de ailelerin genelde korkuları. Evet. Bir de bize zaten bizim ülkemizde çok fazla diş hekimine erken yaşlarda müracaat olmadığı için zaten bize genellikle ailelerin geldiği yaş 3,5-4 arası eğer bir ağrı şikayeti varsa. Evet. Çünkü süt dişleri zaten 2,5 yaşında tamamlanıyor. 3 yaşına doğru tamamlanıyor. İşte bir 6 ayda, 1 yılda çürürse yaklaşık bize genelde çürüklü eğer bir 4 yaşında çocuk sedasyonu alacaksa ve çürük de gelecekse genelde gelme yaşı 4. Yani 4 yaşından önce çok fazla yakaladığımız olmuyor. Ama dediğim gibi yani yaş sınırı dolayısıyla bir endikasyon sınırı yok aslında. Geniş endikasyonu son derece geniş. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün bizlerle detaylı konuştuk. Bugün biz Türk Hekimi uzmanı Yardım Doçent Doktor Barış Karabulut hocamızla dişçi korkusunu konuştuk, sedasyonu konuştuk. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Tekrar diğer programda görüşürüz.